三年生です。Geldim. O zaman ben anlatmadan önce bir soru sormak istiyorum. Connected kalkülatla bağlantılı araç konusunda daha önce hiç duymamış birileri var mı? Bir daha alabilir miyiz? Nasıl? Bir daha alabilir miyiz? Connected kalkülatla Türkçesine bağlantılı araçlar. bizim yaptığımız iş bu Connected kalk pazarında Bulut'taki bir araç bağlantı ile bir bu tam olarak ne demek? İşte araç, otonom araçları duymuşsunuzdur. Araçlar artık gün geçtikçe akıllı hale geliyor. Bu akıllı hale gelmesi ne demek? Mesela insanlar da bir şeyler alıyor ama insan aklına ortaya koyan şey, dinlediği şeyleri mantıklı bir şekilde çözüme bağlı. Burada araçlardan alınan veriler sadece lokasyon veya da hız değil, sizin sürüş davranışlarınız, işte araçtaki arızalar gibi bilgileri biz topluyoruz. Bu topladığımız bilgileri biz otomotiv sektöründe farklı otomotiv ekosistemindeki farklı sektörlere farklı hizmetlere dönüştürüyoruz. Bu normal araçlar gibi değil de örnek verecek olursam eğer siz otlu kullanıcınızsa otlu kullanıyorsunuz ki şu an mevcutta bizim kendisinin kartlı cihazımız var. Tak çalıştır. Aracınızı kendiniz takıyorsunuz. Araçlarda bir giriş onayla kullanılıyor. Taktan sonra biz sizin sürüş bilgilerinizi de alıyoruz. Örnek olarak ileride de araçlar zaten akıllı hale geldiği için araçların kendisi bizim kartlarımıza bağlandı. Aynı şu an mobil telefonlar uygulama geliştirdiği geliştirdiğimiz gibi yarın öbür gün artık araçların panellerini uygulamak istiyor olacak. Biz de bunu Türkiye'deki öncelerimizi ifade dünyadaki öncelerimizi ifade ediyoruz. Ford'un dünya çapındaki yarışmasına, yani Ford'un içine uygulamayı yazan ilk firmalardan biriyiz. Sadece bir tane örnek verdim, yeni işlemeyle alakalı. Diyelim ki siz hafta sonu Belgrad Ormanı'na gittiniz, pazar günü işlerinize döndünüz. Biz bu veriyi anlayıp, ama burada biz veri konusunda çok farklı, örneği anlatıp geçeceğim. Siz evinize döndükten sonra biz size hemen diyeceğiz ki Diagraph olmandan, fitikten dönüyorsunuz. Araç yıkmaya ihtiyacınız olabilir. Size hemen bir araç yıkma servisi gönderelim şeklinde. Verileri bu şekilde işleyip anlamlandırıp size ürün veya bir hizmete dönüştürmek. Bu da biraz sorumlu. Burada da işte hem bir iki ayağı var hem de bir iki büyük ayağı var. Bir iki büyük ayağı da dediğim gibi otomatik sektör zaten devasa bir sektör. Bu dediğim gibi araç yıkmaktan, benzin listesi, sigortasından her yere oturan bir ekosistemden bahsediyoruz. O yüzden bizim ürünümüz aslında budur, pazarımız budur şeklinde değil de bizim ürünümüz tamamen bir veri platformu olduğu için bu veri platformu üzerinde şu an dijital dönüşüm projeleri adı altında şu an firmaları biraz geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz şu an. Çünkü bunun Türkiye'deki pazarı henüz hazır değil. Bunun asıl alıcısı araç üreticileridir. Araç üreticileri şu an Apple, Google gibi bizim büyük firmalara yatırım yapmaz, satın alma yoluyla ilerlemeye çalışıyor. Bizim de yani benim şahsen Amerika'da yaklaşık 5 sene otomotiv sektöründe tecrübem var. Biz bu projeyi Türkiye'de başarılı olsun ya da olmasın tekrardan Amerika'ya gidip zaten yapacağız. Şu anki en büyük odağımız Türkiye'de bir başarı elde edildi. Bu başarıda şu anki görünen büyük otomotiv sektöründeki firmalar veyahut da sigorta firmaları. Çünkü son bir üründen bahsedeceğim. Çünkü bunun şu andaki en büyük sıcak alıcısı veyahut da hazır pazar sigorta firmaları. Onun sebebi kasko çok problemli bir sektör. Araç sahibi olan insanların %70'ine kasko yok. Bunun da sebebi adil fiyatlama olmaması. Aynı yaştaki iki insan işte haftada bir gün sürüyor, çok iyi sürerken diğeri çok kötü sürmesine rağmen aynı fiyat ödüyorlar ve çok yüksek fiyat ödüyorlar. Biz bu sayede insanlara aynı kredi risk skoru gibi bir sürü risk skoru çıkartıyoruz. Bu sürü risk skoru üzerinden de sigorta firmaları size indirimli kasko imkanı sağlayabiliyor. Genel olarak da böyle. Harika, şimdi Murat ne iş yapıyor öğrendik. Peki Murat, hemen devam etmek istiyor musun? Ercüment'e mi sordun? Yoruldun mu? Yoruldum da Ercüment'e mi sordun? Ercüment'e sordun. Peki Ercüment, bu mentor efekt veyahut da mentörlük kavramı içinde mesela sen Murat'la ilk görüştüğünde ve ilk bu mentörlük ilişkisi başladığında kayda değer bulduğun, anlamlı bulduğun şeyler nelerdi? Yani işle ilgili, girişimciyle ilgili nelere dikkat ediyor bir mentor, bu tip bir başlangıç alanında? Önce sesim arkaya kadar geliyor mu? Geliyor. Ya şimdi ilk tanıştığımızda ilk bir dinliyorsunuz ama bizden çok Murat'ın nasıl anlattığı önemli. Yani orada Murat'ı çok beğendim. Yani işe bakışı, işe yaklaşım tarzını, anlatış tarzını, mütevazi ve
gayet açık bir şekilde anlatıyordu. Bir tereddütüm vardı, çok karışıktı iş. Yani şimdi anlattığım zaman o kadar çok use case anlatıyoruz ki o açıdan kompleks gibi geliyor. Ama bu taraf, yani buradaki vizyonu benim çok hoşuma gitti. Yani karışık bir gözükmesine rağmen aslında Murat horizontal, yani yatay bir iş kurmak istiyor. Yani bu yatayın üstünde birçok okeyler var. Sonra hangi dikeyimiz? O yüzden de mentor hedefimiz fazla. Çünkü her dikey başka bir şey gerektiriyor. Deneyimi ve bilgiyi gerektiriyor. Orada önemli bir şey oyuncular var. Onları partner yapacağımızda, onlarla nasıl beraber çalışacağız? Onun içindeki deneyimleri yakalamak. O açıdan baktım, bu tarafları beni çok keyifli. Yani Murat'ın vizyonu bir şeyler yapmak istiyor. Ben baktım, ben de inanıyorum buna. O zaman herkes ya çok anlamadık ya, siz ne satıyorsunuz falan demesine rağmen birdenbire o taraf bana çıkmış geldi. Bir de Murat'ın kendisinin olması eksikleri beni olumlu yapıyor. Evet, yani sadeliği, samimiliği ve işin cazibesi şey yapıyorsun. Harika. Peki Murat, sen mesela mentorlar karşına çıkınca nasıl bir hissiyat oluyor? Yani bunlardan ne bekliyorsun? Adamlara mesela bir damga vuruyor musun? Bunlardan bir bok olmaz falan. Nasıl bir yaklaşımın oldu ilk başta? Başta derken mentor teknolojisi de var. Tamamını anlatayım. 2,5 senedir aslında ben hani bilgisayarla uğraşıyorum. Ondan önce 10 sene yazılım mühendisi. Yani bilgisayardan başımdan kaldırılan bir mühendisliği. O yüzden bu girişimciye girdiğinde buradan çıkmış balık gibi başlası. Saat yaptım. Mentor teknolojisi önce yaklaşık 1,5 sene girişimcilik olarak. Orada belki 10 tane mentor ile tanıştım. İlk baştaki heyecanım şeydi, hani dedim ki, ben çıkmış oldum ki benim mentor de beni buluşturuyorlar falan. Bayağı sevindim böyle, mutlu oldum, heyecanlı oldum ama gittim. Yani Hüsran da sonuç aldı çünkü yani deneyimli biri geldi, işte seni dinleyecek, sen yardımcı olacak ama bir saat veriyorlar. Sonra bu saatte de az önce anlattığım hikaye, Ercan Bey'in de o karmaşıklığın biraz sadeleşmiş hali. 1,5 sene önce ben işimi anlattığımda, yani 10 saat anlatsam kimse anlamıyordu zaten. Şimdi mentor'u anlatmaya çalışıyorum. Bir saat doldu, adam anlamıyor. Yani anlamadığı için, yani anlamadıkken kötü anlamda ya, biz de anlatamıyoruz. Veyahut da dediğim gibi teknoloji, hani biraz heri teknoloji. Tam sektörde çok deneyimli ama bizim konuştuğumuz şey teknoloji bambaşka bir teknoloji. Sektörü tamamen değiştiren bir teknoloji. Adam anlamadan da danışmanlık yapamıyor. Anlasa bile bir saat içinde ne danışmanlığı yapabilir? Yani bir ilişki olması lazımdı. O yüzden 4-5 mentor görüşmesinden sonra mentor olan bir mentorla gittim. Sonra Startup'a girdikten sonra yine mentor ile altında işte sana mentorluk yapacağız dediklerinde ben biraz Startup'ın hani olduğu için, yatırımcımız olduğu için yani gidelim şeyle gittim aslında. Hani girişimci zaten bunu da yapalım yani geçsin diye. Bitse de gitsek, bitse de gitsek. Aynen, bitse de gitsek olduğunda toplantıya girdik. Ama orada bambaşka hani bu sefer hani bu problemleri bildikleri için yani mentor zaten o yüzden olmuş diye gördüm. Yani problemleri çözmek için gitmiştim. Bir toplantıda zaten farkına yani anladım çünkü bir roadmap orada dedim. Hani sen şu an buradasın, bir canlısın. Açıkçası etkilendim ama bir toplantıda açıkça yine bir hikaye anlattım kendime. Yani dedim. Mentor oradan bakış açı mentor efekti o şekilde değişti. Devamını ettim. Peki şimdi bakış açım değişti ama şaka olmak öyle devam ediyor. Tamam. Şimdi bakış açım değişti ama yine de şey pratikte bir şey değişmedi. Çünkü toplantılara gidiyoruz. İşte hani diyelim işte olduğumuz yerle alakalı bir görevler yapıyorlar ki kendimize geliştiriyoruz aslında. Ama onlar yine dediğim gibi pratikte çok da şey olmadı yani. Onlara yeterli başlığı veremedik. Dediğim gibi bilgilerle ilgili size bir araştırma görevliyorlar. Yasaklar soruştular. Sanki üniversite olarak soruyla vermiş bir dediği çıkacağım diye son gün bir şeyler yapıp gidiyoruz. Yani çok orada bizim eksikliğimiz, yapım eksikliğinden dolayı ilişki çok ilerlemedi. Kopma noktasına geldi aslında. Bunu da resmi olarak maille bildirdiler. Senin artık sana yapmak istemiyorum diye. Ama bu şu bakımdan çok güzel bir örnek oldu bence. Şimdi zaten aranızda konuşuldu. Burada önemli olan problemi belirlemek yani. Yani böyle aslında o yüzden de. Çünkü bizim bu kendi takımımızın eksikliğinden dolayı bunu ilerlemediğini bildiğimiz için biz bir görüşme yapmak istedik.
Dedik ki problemimiz bu. Bu problemlerden dolayı biz size doğru bir işlik olmadık. Yani sizin ilişkimizi bitirmek istemiyoruz. Bizim size ihtiyacımız var bu açık şekilde ortada. Ama ilişkiyi yönetiliyoruz. Zaten bir sürü hani işimiz gücümüz var. İşimiz gücümüz var ve... Yani başka bir şey... Hayır. Bizim çok farklı. Açık bir şekilde bunu belirtemediğimiz için aslında problem vardı. Onları işte açık bir şekilde ortaya koyduktan sonra oradaki dönüm noktası aslında şey problemi açık bir şekilde ortaya koyduğumuz için mesela Cüneyt Bey artık mentörlükten istifa edip Oppo'nun takım üyesi olmaya başladı. Zaten ondan sonra işin resmi hem mentörlük ilişkileri değişti hem de Oppo'nun da bayağı bir şekli şimali değişti yani. Yani en büyük problemimiz açık olmamaktı. O açıklık problemi şey yaptıktan sonra yoksa birinin ilişkileri de Ercüment Bey'in dediğim gibi yani. Hani kişisel ilişki olarak işte dediğim gibi madem spor, siyaset, konuşuyor, işte gece 11 saatin farkında değil, Ercüment Bey'e arıyorum, işte okuldum, tam şey anlatıyorum, ama o ilişkimi zaten iyi ama işim çok güzel bir ilişkilerim işte. Onun da işte açıklıkla ilerledi. Bizim öyle bir kuralımız var yani biz birbirimizi sadece ikimiz değil, diğer mentor arkadaşlarımız da herhangi bir saatte arıyoruz ve böyle bir dargınlık diyor ya bu saatte aradın falan diye. Önce iş geliyor, orada bir yeni özellikler. İlk başlarda hani Arman Bey'i WhatsApp'tan yazıyordum, isterseniz arayabilir miyim diye. Şimdi bu kadar. Evet, gördüğünüz gibi yani bu mentörlük, menti ilişkisi veya startup mentörlük ilişkisinde bir kazan kazan olması lazım. İşte Murat'ın Arap'ta söylediği gibi mentörler kendi yaptıkları yatırımın veyahut da yatırımdan kastım zaman, zihin ve ne diyeyim dünya görüşü yatırımının boşa aktığını gördüm. Hemen diyorlar biz kaytaralım. Sen çok biliyorsun kendi yoluna git. Diğer taraftan girişimci de gidip sıfır faydalı bir mentorluk ilişkisine devam etmek istemiyor. Onun için yani karşılıklı kazan kazan dünyası yaratmazsak bu ilişki devam etmiyor. Peki Ercüment'im bu kazan kazanı nasıl yaratıyoruz? Yani bir mentor olarak sen kazan kazan ilişkiyi yaratırken karşı taraftan ne bekliyorsun, sen ne vermeyi düşünüyorsun vesaire. Ya, bu tabi değişik fazlardan geçiyor. Yani ilk tanıştığımız zaman daha az şey beklemek lazım ama daha öz şey beklemek lazım. Özel ilk tanıştığımızda ilk 3-4 toplantı samimiyet var mı, güven var mı? Bu gibi unsurlar çok daha önemli. Yani çok bilgi sahibi olmak hemen ortaya çıkamıyor. İlerledikçe şu önemli oluyor. Murat'ın ihtiyacı bazen benim cevap veremeyeceğim alanlarda olabilir. Mesela sigorta konuşuyoruz. Ben sigorta gittiğimde o kadar bilgi değilim. O zaman başka bir mentor arkadaşımız var, o bilir. Şimdi orada ben ya ben her şeyi bilirim havasında ısrar et zaten. İşte ben iş modeli, tasarımı hatta beraber yapalım. Nereye gitti, bu ortaya gitsin, gitsin, gitsin falan. Bir davranışı geçten bunları kaybediyor. Bunlar o yüzden yani. Tutarsa bana daha çok güvenir. Eğer tutmazsa ilişkimizi kaybederiz. Kazan kazanır ve sürdürülebilir açısından mentörün de hangi yani dikeye girecekse dikkatli olması lazım. Bildiği dikeye haddini bilmesi lazım. Haddini bilmesi lazım. Ha. Biraz da açık büfe hikayesi var diyebilirsin. Yani zorla bir şey yapmamı tutuyorum ben çünkü daha evvel genel müdürlük döneminde 20-30 sene benim böyle şeyim çıktı. Çok baskıcı ve direktör yani peşinden giderdi. Bu mentörlükte işlemiyor yani birazcık böyle ortaya koyuyoruz. Murat'ı bir tek ben değil diğer bütün mentör arkadaşlar seçeneklerini arttırmaya çalışıyoruz doğru kararlar. Yani ne kadar çok seçenek varsa artılar ve eksiler bu kadar ortaya çıkıyor. Murat sen ne diyorsun? Nasıl oluyor senin kazan kazan formülün? Ya benim kazan sen mesela mentörden nasıl bir mentör senin için iyi yanları ve kendinde ne vermeye razısın? O mentörün mesela ağız kokusunu çekiyor mu? Bizim öyle bir durum yok. Bir de az önceki cümlemle birleştirdim. Az önceki çok
zaten çok işimiz vardı. Bununla ilgili geçen görüşmemizde Ercüment Bey mesela bir şey söylemişti, çok hoşuma gitti. Şimdi Ercüment Bey'in biz de okullar çok çeviriyoruz demişti. Mesela bizi çok mutlu etti. Burada hani karşılık kazanıp illadığı maddi bir şey değildi. Zaten ilişki o yüzden iyi ilerledi. Şimdi mentörden direkt bizim bir beklentimiz yoktu zaten. Dediğim gibi biz kağıt verdik, işte onu yapacağız, bunu yapacağız, karşımıza şunlar olacak. Teknik bir ilişki olmadığı için bence güzel oturdu. Ama biz neler öğrendik? Şimdi az önce Ercüment Bey'in verdiği bu dikey şeyler var. Şimdi orada iş modeli geliştirirken profesyonel anlamda o dikeylerde çok şey kazanıyoruz. Ama onun dışında dediğim gibi yani özellikle tamamen mühendis ekibinden oluşan insanların bu mentorlarla işte yemekte bir sohbet etmesi bile bambaşka bir bakış açısı kazandırıyor bize. İşte büyük firmalarla toplantıya gittiğimizde bile o yemekte yaptığımız sohbetten aldığımız hani bir bakış açısını orada kullanabiliyoruz. İlla bizim yaptığımız startup'ın dikeyinde işte iş modeli buluruz, onu yapın, bunu yapın değil. Gerçekten çok daha kapsamlı farklı olabiliyor. Dediğim gibi kahve molasında bile ettiğimiz sohbet bize bambaşka bakış açısı kazandırıyor. Süper. Peki sorularınız var mı? Soru alalım. Yoksa biz kendi aramızda biraz daha konuşuruz. Buyurun. Tanesi kaldı, hepsi toz. Lay 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 lay. Evet, peki başka sorumuz var mı? Buyurun beyefendi. Evet, mentörlük soruları gelmediği için iş sattı. Bu adam bu işi yapar. Evet, yani bizim işte mentor efektin yanında angel efekt diye bir konsept de oluşturmaya çalışıyoruz. Murat'la mentörlük çalışması yapan arkadaşlarımız aynı zamanda Murat'a yatırımcı da oluyorlar. Ufak da olsa mikro yatırımcı. Bu roundda mentorlar aynı zamanda yatırımcı ve bizim tabii mentorluk anlayışımız mentor efekti biraz farklı. Yani biz fark yaratmak için mentorların ciddi bir şekilde uzun vadeli birlikte çalışması gerektiğini anlıyoruz. Ve karşılıklı yani bu sürecin kabul görmesi gerekiyor. Eğer süreç startup tarafından kabul görmüyorsa iflas ediyor. Mentörler tarafından kabul görmezse, biz mesela bir sürü mentörlük ilişkisi başlattık. İşte mesela %50'si devam etti, %50'si iflas etti. Çünkü startuplar tamamen yan ajandaya geliyorlar. Yani işlerine yönelik değil de, işte bu adamlar bana müşteri ayarlasın, bu adam bana bilmem ne yapsın, para verecek adamı bulsun vesaire diye geliyor. Veyahut da bizim kedi kategorisi var.
kedi kategorisi de işte hiç karşı tarafı dinlemeyip hep kendi dediğini seven, hiçbir şekilde koçu bulamayan startuplar var. Onları da bırakıyoruz. Diyoruz ki siz zaten çok biliyorsunuz. Size mentörlük yapacak bir adam dünyaya gelmedi. Siz hayatınıza devam edin diyoruz. Öyle bir dünya var. Başka sorusu olan var mı? Benim var hocam. Gençlere peki siz... Yok, zaten soracak. Yapmadı, yok edin. Buyurun. Evet, evet. Bu işin ilk alısı aslında otomatik üreticileriyle çalışmak için. İlerindeki direkt üretim üzerinde yapalım. Bu iki diğer dediğim gibi satışa kadar gidiyor. O blockchain'e koyalım, cinsi sigorta olsun, artı olsun, tarla olsun. Mehmet abi siz sormuş soru. Bu başka şey evet, Mehmet Bey sorudan vazgeçti. Beyefendiden soruyu alıp kapatacağız. Bir tane daha soru var. Girişimci arkadaşı sorun, beklenti network mü, danışmanlık mı? Benim gözümde mentörün sorular sorup bildiğini varsayıp doğru yolun bulunmasını sağlamak da genel beklenti de danışmanlık şeklinde oluyor. Yani bir uzmanlık ihtiyacı var. Burada sizin ihtiyaç gerçekten adını koymamız lazım. Yani mentör deyince uzman olmayabilir o konuda ama uzmanlık var diyorsunuz mentörlük beklentisi öğrenmek istiyorum. Beyefendi de çok güzel açıkladı. Uzman değilsem bir yere yönlendiriyorum diye orada yaklaşımı gerçekten danışmanlık yönüne kayıyor mu bu ilişkiniz? Şimdi şefim Seher abi. Şimdi aslında şöyle oldu. Biz mentor olarak başladık. Yani geride bir 6-7 ay bıraktık. Bunun ilk 4-5 ayı yatayı, dikeyleri, onları keşfetmekle kabullerimizi gerçekleri analiz etmekle, test etmekle falan bunlarla geçtikten sonra son 4-5 aydır, 2-3 aydır biraz değişti durum. Yani mentörlük yeterli olmamaya başladı. Çünkü dediğimiz gibi değişiklik şeyler var. Onun için birazcık şeyden esinlendik. Kolokrasi yetiştirmek, kolokrasi yetiştirmeye çalıştık. Bizim mentörlerimiz yavaş yavaş o dikeylerde steering diyebilir. Duruma geliyorlar. Yani biraz daha yönlendirme ve strateji ve şey gelinmemize ihtiyaç oluyor. Zaten paralelinde de bize yatırım yapıyoruz. Biz birazcık daha en azından öyle bir havaya geçmeye başladık. Biz de ilk defa yaşıyoruz dedim. Yani bizim şeyinin teorisini bilmiyoruz. Yani pratikte yaparak işimize gelenlerden öğreniyoruz. Bizim mentor efekt olarak yaklaşımımız biz tabii her şeyin Wikipedia'da veya işte ne başka ansiklopediler de var. Orada tanımları var. Fakat bizim mentor efekt olarak mentörlükten anladığımız, biz öyle anlamıyoruz. Danışman, mentor, gazozcu, gazozcu değil. Ömer Bey'in bir icadı var. Execution guidance. Yani icraat rehberliği. Bizim yaptığımız iş bir adam bir şeyi icra ederken rehberlik yapar. Ya onun arkasında işte yok danıştın mı, execute mi ettin, uzman mısın, öyle değil. Yandaş yoldaş da değil, rehberlik. Yani çünkü genç veya işte iş hayatında elini yakmamış veya işte ne bileyim oraya buraya sürtmemiş. Ben mesela çok uzun süre iş hayat tecrübem var. O iş hayatı tecrübemde insanlar bana sorardı özellikle yurt dışından gelenler. Nasıl yapıyorsun bu işi derdi. Valla derdim beyaz bir pantolonu giyip işte Belgrad Ormanı'na gidip çalılara sürte sürte pantolonu yeşil yapıyorum. Türkiye'de iş yapmak böyle bir şey. Şimdi bu arkadaşa da onu öğretiyoruz. Diyoruz ki giz beyaz pantolonu. Git o ağaca sürtün, bu ağaca sürtün. Pantolonun rengi değişir. İşte execution guidance böyle. Çünkü yani Murat öyle birisi değil.
Murat çok ayağa yere basan birisi. Fakat bir sürü genç girişimci zannediyor ki 5 dakikada Beşiktaşlık çözümler var. Böyle bir hayat yok. Yani o açıdan mentörlükten anladığımız rehberlik, icraat. Ben de etik olarak şunu söyleyeyim. Aslında Ercan Zeynep bu olayı gene aile şöyle özetliyor. Hani diyor ki siz çekirdek ekip olarak terazi aracıyla yolda gidiyorsunuz diyor. Bir yere de gitmeye çalışıyorsunuz. Hani biz biraz uçaktayız. Hani uçakta gidiyoruz. Önümüzü biraz görebiliyoruz. Hani önümüzü görüp size biraz daha önüne ilgili bilgiler veriyoruz. Siz ona göre yönlendiriyorsunuz aslında. Evet, son soruyu alıyorum sizin. Evet, kartçı arkadaşım. Cezon bölümünde bir devasınız var mı? Var, hepsiyle oldu. Hüseyin Karadayı yalan yalan. Şöyle aslında zaten ilk çağırdığımız kapı yani ben bu film evresini olarak kurduktan sonra ilk çağırdığım kapı operatörler oldu sırasıyla. Hepsinden beklediğimiz şeyi almadık. Arada bir konuşmak istedim. Tabii. Bir konuda mail etmişler. Cezon Bölge tarafında mail etmiş biriyim. Üçü de etti. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Emre.